Başar, kliniğe hoş geldiniz. Ben doktor Ayrak Başar. Bugün size HPV testleri yanılabilir mi sorusunun cevabını vermek istiyorum. Human papilloma virüsü yani HPV, vücudun çeşitli bölgelerinde kanserlere veya siillere neden olabilen bir virüstür. HPV'nin esas risk oluşturduğu kanser tipi rahim ağzı kanseridir. Bunun dışında nadiren de olsa vücudun başka yerlerinde ağız içerisinde veya anüste de kanserlere neden olabilmektedir. Bugün için HPV'nin DNA tiplerine göre sınıflandırılmış yaklaşık 200'den fazla türü olduğu bilinmektedir. İşte bu türlerden 15 tanesi kanserle ilişkili bulunmuştur ve bunlara yüksek riskli HPV tipleri denilmektedir. Bunların dışında kalan ve genital siil gibi lezyonlara neden olabilen HPV'leri ise düşük riskli HPV tipleri denilmektedir. Şimdi HPV'den kısaca bahsettikten sonra HPV testlerine dönelim. HPV virüsü için yapılan testler kadında rahim ağzından simir gibi sürüntü şeklinde alınmaktadır. Simir testi neydi? Rahim ağzındaki hücrelerin incelenmesiydi. İşte biz yine aynı hücreleri toplayarak bu hücrelerin içerisinde HPV DNA var mı yok mu bunu araştırabiliyoruz. HPV testi yaptığımız hastalarımızda sıklıkla akla gelen bir soru oluyor. O da bu testlerin güvenilirliği. Yani bu testler yanılabilir mi? Bu testlerin yanılma payları çok çok düşük olsa da örneğin alınması, bu örneğin uygun şekilde laboratuvara gönderilmesi ve incelenmesi sırasında çok nadiren de olsa hatalarla karşılaşılabiliyor. Peki testteki yanılma nasıl oluşabiliyor bir de buna bakalım. Tanısal laboratuvar testlerindeki yanılma iki şekilde olabiliyor. Bir tanesi yanlış pozitif, bir diğeri de yanlış negatif sonuçlar. Yanlış pozitif sonuç demek aslında bir kişide hastalık yoksa veya HPV DNA yoksa o kişide var olarak sonucun bildirilmesidir. Pratikte bu durum karşımıza neredeyse hiç çıkmasa da Başka bir tür HPV virüsü bazen yüksek riskli olarak bize bildirilebilmektedir. Bu durum genellikle o testin kapsadığı HPV tipleri ve bu tipler arasındaki çapraz reaksiyondan kaynaklanmaktadır. Bu tarzda HPV tiplerinin çapraz reaksiyonla pozitif saptandığı durumları önlemek maalesef mümkün değildir. Ancak şüphe halinde başka bir laboratuvar testiyle teyit edilebilir. Bir diğer tip yanıltıcı sonuçsa yanlış negatif sonuçlardır. İşte bu durum esas önlememiz gereken durumdur. Yanlış negatif sonuçta aslında HPV taşıyan birinde HPV negatif bir sonuç almamız aklımıza gelmelidir. Bu yanlış negatif sonuç örnek alım tekniğiyle. Bu alınan örneklerin laboratuvara ulaştırılmasıyla ve laboratuvar incelemesiyle alakalıdır. Bu tarz yanlış negatif sonuçlar da olabilir ancak çok çok nadiren oluşmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. HPV DNA testleri ve bunların sonuçlarıyla ilgili bilgi almak için lütfen yorumlar kısmına yazınız. Ayrıca buna benzer içerikleri takip etmek istiyorsanız lütfen Başar Klinik kanalına üye olunuz ve bildirimleri açınız. Sağlıklı günler dilerim. Sevgilerimle.